Arkadaşlar, YÖK Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle genel matematik bir tekrar yapacağız. Sorular çözeceğiz, soru tiplerini göreceğiz. Kümeler sorusunda arkadaşlar böyle bir sorunun gelmesi mümkün. Şimdi burada baktığımız zaman B kesişim C var, yani ortak değerleri bulacağız. B ile C'nin. Ama şöyle bir durum var. A ile B birleşimi bu verilmiş, A ile C'nin bu verilmiş. O zaman baktığımız zaman A'yı bulabiliriz. A'yı bulabiliriz. Şöyle söyleyeyim ben size. Ya A'yı bulacağız ya da şöyle yapacağız. Dikkat ettim de soruyu okurken şunu da bulabiliriz. Bakın. Eğer kümeler konusunu ben de anlatmadım ama şurada şunu ayırma özelliğimiz var. Dağıtma özelliğimiz var. Bunları ayırabiliriz. Yani A birleşim B kesişim A birleşim C şeklinde yapabilirim. O zaman böyle olduğu zaman A birleşim burası, A birleşim C burası. Bunların ortak olanları hangisi? Arkadaşlar baktığımız zaman 2 var. 2 var. Ne var başka arkadaşlar? 5 var. 5 var. Başka var mı? Baktığımız zaman başka yok. O zaman cevap 2 ile 5 arkadaşlar. Geldik diğer bir soruya. Fonksiyonlar sorusu. Bu soruyu da çözerken fonksiyonun şu özelliğini bilmemiz lazım. Yani bu ters bir fx tersi 5 şey 3 ise bunu yer değiştirebiliyoruz. Yani bunu da böyle yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şöyle yazabiliriz. Bunu bilmemizin sebebi şey. Şunu yazabilmemiz şöyle olur. Arkadaşlar iç içe geçmiş fonksiyonlar şöyle yazılır. 4x eksi 2. Şimdi fx'e 3 verdiğim zaman 5 bulmam lazımmış. Ben şöyle söyleyeyim. Fx'e 3 veriyorum arkadaşlar. 3 verdim. Hepsine 3 verdim. X'e 3 veriyorum yani. X'e 3 verdim. Bakın yazıyorum. Ne oldu? Fx 3, 5 olmuştu. 5'i yazdım. 4 ile 3'ü çarptım 12. 2'den çıkardım 10. Şimdi tersi görüyorsunuz mu? Demek ki bu 10 ise 5'e eşitmiş. Cevabım ne? 5. Geldim diğer bir fonksiyon sorusuna. Bu da üçlü. Arkadaşlar iç içe yazıyorum bakın yine. Yine bunu yazıyorum. En içten başlıyorum. En içteki hx şuymuş arkadaşlar. Yani bunu gelip bakın çok dikkat edin. Bunu gelip buraya yazıyorum. Siliyorum buraya. Sildim. Ne yazdım buraya? 2x eksi 1. Sonra gx gördüğüm yere, yani bu x'in değeri olmuş oluyor. Geliyorum buraya yazıyorum. O da 2x eksi 1 artı 1 ediyor. 1'ler gidiyor, yani 2x kalıyor. Onu da geliyorum siliyorum. Bakın sildim. 2x yazdım. Şimdi geldim ve fx'e koydum o değeri. 3 çarpı 2x eksi 1 eder. O da 6x eksi 1. Cevabım 6x eksi 1 arkadaşlar. Geldim bir sonraki soruya. Burada şunu bilmemiz lazım. Eksi kuvvetleri çift olduğu zaman artı çıkar. Eksi kuvvetlerin tek olduğu zaman tek çıkar. Şimdi buraya baktım. Zaten tek. Zaten işaretim artı. 8 diye çıktı. Artı 8. Burası tek. Eksi diye çıkacak. Eksi dönümde var. Artı 1. Burası eksi artı eksi 4. Bunlar köşeli parantez çarpı eksi 7 varmış. İçerisi ne eder? 5. Eksi 7 ile çarpılırsa ne eder arkadaşlar? Eksi 35. Şimdi gelelim mutlak değer sorumuza. Mutlak değerde arkadaşlar mutlaktan eğer bir ifadem eksi ise artı diye çıkar. Artıysa yine artı diye çıkar. Yani mutlağın özelliğinden dolayı pozitif çıkacak. Şimdi eksi 4 artı 3 artı 5 eksi burası artı çıkacak arkadaşlar ama önünde eksi olduğu için eksi yapacak. Şimdi 8 eksi 10'dan çıkarırsam eksi 2 arkadaşlar. Geldik bu tip sorulara. Bu tip sorularda arkadaşlar eksi olduğu zaman dağıtıyoruz ama artı olduğu zaman işaretler aynı kaldığı için bir şey fark etmiyor. Bir baktığımız zaman şununla şu gider. Burası 10 kalır. 5 5'te 10 kalır. Bu eksiyi dağıtmam lazım. Eksi
Eksi. O zaman 9'lar gitti. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı arkadaşlar eksi 1 eder. Bu da eksi 10'dur cevap. Görüyoruz her zaman 7. soruyu da bizim bildiğimiz tarz aslında soruların sayılar değişse de aslında çözülme yolu aynıdır. O da şu arkadaşlar. Bakın şu çok önemli şunlar. Şu bilgiler boş yere verilmiyor. Bu z demek yani şuradaki y negatif de olur, pozitif de olur demek. Neydi? Ne demek? Biz doğal sayılar olduğunu biliyoruz. Yani pozitif sayılar. Şimdi buraya baktığımız zaman biz birleşik bir kesir olduğunu bildiğim için bunu şöyle açmam lazım. Payda yazıyorum. A artı 2. Şuradaki A'nın yanında ne var? 3. O zaman buraya yazıyorum. 3 ile çarpılacak bu. Hadi artı diyelim. Üsttekine yazarız. Yani çarp bunu. 3A artı 6. Ben ne yapmam lazım? 3A eksi 6. Ya eksi 7. O zaman buraya ne eklemem lazım? 13. Ama eksi 13. Çarp topla bu payı verecek. Pay da zaten sabit. Bu da neye eşitmiş? Y'ye. Şimdi böyle işlem yapmam daha kolay. Şimdi bana dediği şu. Y tam sayı ama burası ne? Doğal sayı diyor. Burasına özel dikkat et. Dikkat. Bakın dikkat. Bir soruyu çözerken sayılar önemli. Bu nedir? Asal sayı. Yani asal sayı ne demek? Kendisine ve 1'e bölünecek sadece. Şimdi o zaman payda ya 1 olacak ya da 13 olacak kendisi. Eksilerini koyamıyorum çünkü A negatif olamaz. Şimdi 1 olabilmesi için ne olması lazım buranın? Eksi 1 olması lazım. Ben eksi 1'i zaten alamıyorum. O zaman 13'e tamamlayalım. A nedir? A nedir? 11. Bana A'ların toplamını soruyor. 11. Cevap 11 arkadaşlar. Hani dediğim gibi A'ya eğer bana deseydi A negatif de pozitif de olabilir deseydi o zaman A'yı ben 4 değere eşitleyecektim. Yani A artı 2. O da nedir? Eksi 1 artı 1 eksi 13 artı 13 eşitlerdim. Ama buraya göre. Olduğu için ben sadece 11 eşitleyebiliyorum. Diğer durumlarda bütün A değerleri negatif oluyor. Geçiyorum. 28. soruya baktığımız zaman da bakın yine x'ye pozitif tam sayılarda diyor. Şimdi buraya baktığın zaman her zaman sonsuza giden sayılarda bir öncekine paydanın bir önceki kısmına da şuradakine 9 diyoruz. 2x artı y 9 eşittir 9. Çarptığınız zaman arkadaşlar 18 x artı y 81. Bana minimum x y'yi soruyor. O zaman x maksimum değeri alacak. 5 alırsa 90 olur. 81'i geçer. Bir aşağısını alır 4. 4 aldığı zaman burası 72. Y'ye ne kalıyor? 9. 9 artı 4 13. Cevap 13 arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Ondalık sayılar bu virgül kaydırma özelliğini kullanıyordu. 30 aşağısını 13 yazıyorum ama buraya 3 virgül kaydırıyorum. Aşağısını 2 virgül kaydırıyorsam buraya 1 0 ekliyorum. Artı 9. Devinli ondalık sayılarda ne yapıyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı bölü devreden kadar 9. Eksi virgül kaydırdım. 2 tane aşağısını 3 tane kaydırdığım için 1 0 koydum. Şimdi bunun işlemini yapacağım. 12 ile 360 sadeleşirse buraya ne kalır? 30. Artı 29'dan 2 çıktı 27. 9'a böldüm 3. Yani burası 3. 9 3'e bölünürse 3. Eksi 10 bölü bunlar sadeleşirse 5 bölü 2. Şimdi buraya baktığım zaman 33. Eksi burası ne aslında arkadaşlar? Baktığımız zaman ister şöyle yapabilirim. 5 bölü 2 yazarım. Çarparım bunları nedir? 61 61 bölü 2. Bunu ondalık kesir olarak yazmam lazım. Çiftlerde bu olmayabilir. Onda 30,5 eder arkadaşlar. 5 ile genişlettiğim zaman. Çalışmalara devam edelim arkadaşlar. Daha böyle sorular gelecek. Görüşmek üzere.